Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Artık son 5 diyoruz. Adım adım pazar gününe doğru ilerliyoruz. Sahanın nabzı oldukça sıcak, atmosfer oldukça hızlı ve sıcak. Biz bugün Osmaniye'deyiz, Kadirli ilçesindeyiz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık'la beraberiz. Seçim özel yayını kendisiyle gerçekleştireceğiz. Uzun süredir sahada olan, hem memleketinde hem aday olduğu bölgede olan isimlerden biri, yoğun çalışan isimlerden biri. O da hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş buldum. Siz hoş geldiniz memleketimize. Şu anda Kadirli'deyiz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi benim doğup büyüdüğüm ilçem Kadirli aynı zamanda. Hoş geldiniz tekrardan. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Biz de gördük ki kısa süre öncesine kadar da oldukça yoğun ve büyük bir sevgi var size burada. Onu fark etmiş durumdayız. Evet. Hemen sahanın nabzıyla da başlamak isterim Sayın Bakan. Osmaniye'de durum nasıldır? Seçim atmosferini nasıl görüyorsunuz? Osmaniye tabii 6 Şubat depremlerini çok ağır yaşayan illerimizden birisi. Deprem bölgesindeki illerimizden birisi. Dolayısıyla bir taraftan yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz Narin Hanım. Fakat Osmaniye insanı çok dirayetlidir, çok dirençlidir ve çok güçlüdür, metindir bizim insanımız. Şükürler olsun depremin hemen akabinde çok hızlı bir toparlanma sürecine girdik. Duygusal olarak da çok hızlı bir toparlanma sürecine insanlarımız girdiler. Dolayısıyla seçim atmosferi de bu anlamda Osmaniye'nin vakarına yaraşır bir biçimde. Gayet dikkatli, özenli ve güzel şartların mevcut şartların içinde olabilecek en güzel bir biçimde. Bütün adaylar, hepimiz deprem bölgesi olduğu gerçeğinden hareketle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dolayısıyla seçim atmosferi bu anlamda hakikaten bir taraftan acımızı yaşadığımız, bir taraftan Türkiye'nin geleceğini inşa etme sorumluluğunun farkında olarak devam ediyor. Osmaniye şükürler olsun memleketimiz bizi büyük bir sevgiyle bağrına bastı. Zaten Osmaniye ile hep öncesinde de memleketimizle bağımız hiç kopmadı bizim. Bakanlık süresince de zaten bakan olarak hizmetlerimiz sebebiyle 81 ilimize olduğu gibi Osmaniye'mize de çok sık ve ihtiyacı olan her noktada bakanlığımızın faaliyetleri noktasında gerekli çalışmaları, çabaları göstermiştik. Hemşehrilerimiz bizi zaten tanıyorlardı. Dolayısıyla deprem bölgesinde de biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız zaten daha öncesinden açıklamıştı. Bakanlarımız özellikle deprem bölgesi olmak üzere illerde aday olarak gösterilecek diye. Tek kendi ilinden ve aynı zamanda deprem bölgesi olduğu için bakan aday gösterilen il Osmaniye oldu. Osmaniye'nin biraz sonra belki onu da konuşacağız. Osmaniye'nin bir özelliği daha var. Cumhur İttifakı'nın başkenti diyoruz. Evet, malum da söyleyecektim. Evet, dolayısıyla böyle birkaç aslında kombinasyon bir araya gelmiş oldu. Osmaniyeliler de bunun çok iyi farkında ve sağ olsun hemşehrilerimiz son derece güzel, dikkatli, özenli bir seçim süreci yaşıyoruz. Cumhur İttifakı'nın başkenti dediniz. Aynı zamanda MHP'de de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de aday olduğu bir yer. Evet. Cumhur İttifakı için Osmaniye nasıl bir sonuç verecek sizce pazar günü? 4-0. Garanti diyorsunuz. İnşallah. Olması için elimizden geleni yapıyoruz. Sonuçta seçmenin iradesi sandığa yansımadan bu anlamda bir iddia belki çok zorlama olur ama biz Cumhur İttifakı'nı Osmaniye'den 4-0 çıkarabilmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi yöneticileri dostlarımızla da il başkanımız, büyük belediye başkanımız, diğer teşkilat mensubu arkadaşlarımız, bizim AK Parti olarak il başkanımız ve il başkanlığımız ve diğer teşkilatlarımız tam bir uyum içerisinde son derece dikkatli, özenli, karşılıklı bir dayanışmayla, işbirliğiyle seçim çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çünkü zaten Cumhur İttifakı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bahçeli'nin,
Cumhur İttifakı'nın kuruluş gerekçesi millete hizmet, memleketin geleceğini kurmak, inşa etmek, Türkiye yüzyılında Türkiye'yi dünya ölçeğinde bir ülke haline getirmek. Dolayısıyla böyle olduğu için bunun ilk adımını, ilk örneğini aslında yerelde bizler Cumhur İttifakı'nın paydaşları, adayları olarak göstermiş oluyoruz. Bu anlamda son derece güzel bir çalışma ortamımız var. Evet. Az önce siz de belirttiniz, 6 Şubat depremlerinin etkilenen illerden biri Osmaniye'de maalesef. Evet. Biz bir enkaz görmedik. Dünden beri aslında bölgedeyiz, sahadayız, vatandaşla da beraberiz. Toparlanma aşamasına geçirmiş gibi görünüyor Sayın evet. Bakan. Nedir son durum? Kaç bina yıkılmıştı? Son şekil nedir? Osmaniye'de Narlan'ın deprem şöyle bir etki oluşturdu. Osmaniye İl merkezi, merkez ilçede işte Rahim Hatun mahallemiz, İstasyon Caddesi denen merkez, eski Osmaniye kısmen aslında Osmaniye'nin merkezi diyebileceğimiz yerler. Orası çok ağır bir yıkım yaşadı önemli ölçüde. Kadirli'de can kaybı yok ama ağır hasarlı binalar var. Yine merkez ilçenin dışında Bahçede ve Düziçin'de hasarlarımız ve can kaybımız var. Bir tane de Hasanbeyli'de can kaybı var. Onun dışında Osmaniye'de 1010 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti depremden dolayı. Bu kayıpların çok önemli bir kısmı merkezde. Merkezde yıkımın olduğu noktalarda da hemen yıkılması gereken, acil yıkılması gereken binaların önemli bir kısmı yıkıldı ve enkazı kaldırıldı. Diğer yıkılması gerekenler de peyderpey devam ediyor. Depremi müteakip Narlan'ın 273 yıkılmış bina, 488 acil yıkılacak binamız vardı, 9008 ağır hasarlı, 1094 orta hasarlı, 34.967 az hasarlı, 87.616 da hasarsız binamız var. Dolayısıyla şu ana kadar 140 bina, depremde de 140 bina ayrıca yıkılmıştı. 352 bina içinde acil yıkım kararı verilmişti. Bunlarla ilgili öncelik sırasına göre acil yıkım kararı verilenlerin yıkılması, yıkık binaların enkazlarının kaldırılması ve işte ağır hasarların süreç içerisinde yıkılması, orta hasarlarda yenilenecek biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın açıklamasına göre. Diğerlerinde onarım ve tadilat süreçleriyle beraber vatandaşımızın barınma ihtiyaçlarını da bir taraftan karşılamaya çalışıyoruz. Şu anda Osmaniye merkezi çok etkilediği ve belli bir bölgeyi etkilediği için sizin de söylediğiniz gibi bir enkaz görüntüsü, ağır bir yıkım görüntüsü olmamakla beraber depremden etkilenen illerden, ağır etkilenen illerden birisi. Alanın değişik bölgelerinde hasar, can kaybı olmamakla beraber demin saydığım 3 merkez ilçe, Bahçe ve Düzçi haricinde çok can kaybı olmamakla beraber yıkım var ve süreç içerisinde peyderpey onları da inşallah toplayacağız ve hızlıca vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz depremden önceki rutinlerine, günlük hayatlarına dönebilmeleri için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. İzleri yavaş yavaş siniyor. Az önce belirttiniz, barınma desteği de sağlıyoruz bu anlamda diye. Barınma durumunda bir sıkıntı var mıdır? Konteyner kent çalışmalarında son durum nedir acaba? Barınma Osmaniye'de önemli ölçüde çözüldü. Ufak tefek taleplerin haricinde böyle bir majör sıkıntı diyebileceğimiz bir konu kalmadı şükürler olsun. Çünkü konteyner kent çok hızlı bir biçimde ve çok büyük bir konteyner kent kuruldu biliyorsunuz. Öncelikli olarak çok hızlı bir biçimde depremi hemen müteakiben çadır kentleri kurmuştuk. 13 noktada 8.712 çadır kurarak 37.091 vatandaşımızın, hemşehrimizin barınmasını sağladık. Sonrasında çadır kentler kuruldu. Bunun dışında biliyorsunuz Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Kredi Yurtlar Kurulu'nun yurtları var. Yurtlara Osmaniye merkezde de Kadirli'de de. Korkut Ata Üniversitesi'nin yerleşkesi var burada biliyorsunuz. Orada da yine yurtta barınan depremzede vatandaşlarımız var. Bu bölgenin kısmen aslında Maraş için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Şöyle bir avantajı var.
vatandaşlarımızın her birinin muhakkak köyü ve yaylası vardır. Dolayısıyla kırsalda evi olan, işte yaylası olan, köyde yakınları olan, kendisinin yoksa bile yakınları olan vatandaşlarımız bir şekilde daha kırsala doğru, daha güvenli bölgelere geçtiler. Buralarda özellikle işte konteynerla, çadırla vatandaşlarımızı destekliyoruz. Aynı zamanda havanın artık yaza doğru dönmesiyle beraber zaten barınma ihtiyacında da çok önemli bir kolaylık oluşmuş oldu. İfade ettiğim gibi çadır kentlerde ayrıca ihtiyacı karşılayacak şekilde seyyar tuvaletler, duşlar, aşevi özellikle kuruyoruz ve takip ediyoruz. Yine Kadirli'de de hemen girerken belki görmüşsünüzdür, sosyal market, bir çadır market kurduk. Depremzede vatandaşlarımızın doğrudan gelip ihtiyaçlarını alabilecekleri yerler. Osmaniye'de keza sosyal marketlerimiz ve aynı yardım depolarımız mevcut. Bunun dışında Gençlik Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde bulunan kurum ve yurtlarda 5637 vatandaşımız çadır kentin dışında barınması sağlanıyor. Yine çok farklı lokasyonlarda ücretsiz internet Wi-Fi hizmetiyle vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Osmaniye'de konteyner kent, ifade ettiğim gibi çok geniş bir alanda, özellikle Fakı Uşağı ve Dereoba, aslında Karaçay hattı üzerinde dediğimiz, belki görmüşsünüzdür. Hemen çayın şeyi üzerinde, orası normal şartlarda millet bahçesi yapılmak için hazırlanan çok geniş, güzel ve düz bir noktaydı. Şimdi konteyner kent kuruldu ama inşallah o ihtiyaç karşılandıktan sonra orada yine çok güzel, Osmaniye'ye yaraşır bir millet bahçesi kuracağız. Oradaki konteyner kentimizde Karaçay Vadisi üzerinde 122 dönüm alan üzerinde ilk etapta 1370 konteyner yerleştirilecek. Şu anda sanıyorum 1000'in üzerinde bir sayıya ulaştık. Toplamda 1900 konteyner yerleştirerek vatandaşımızın konteyner kentteki barınma ihtiyacını da karşılamış olacağız. Dediğim gibi kredi yurtlarının yurtlarında, milli eğitimin yurtlarında, çadır kentlerde, konteyner kentlerde, artı köyüne ve işte yaylasına geçen vatandaşlarımıza oralarda da çadır ve konteyner temini suretiyle barınma desteği sağlıyoruz. Şu anda Osmaniye'de şükürler olsun barınmayla ilgili bir sıkıntı kalmadı. Görünmüyor. Evet, hem barınma hem de temel gereklilikler anlamında bütün destekleri veriyorsunuz ama sadece Osmaniye'de değil, bütün deprem illerinde 11 ilde ilk andan itibaren, ilk günden itibaren bakanlık olarak da psikososyal destek de verdiniz. Evet. Nasıl bir strateji izlendi, nasıl bir yol izlendi, buna dair neler söylersiniz? Nalan Hanım, şöyle söyleyeyim. Bizim afet ve acil durum hallerinde Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre biliyorsunuz bakanlık olarak iki temel sorumluluğumuz var. Birincisi psikososyal destek, ikincisi de aynı bağış ve depo yönetimi. Her ikisi de son derece önemli, son derece akut dönemin giderilmesinde, telafi edilmesinde etkin rol oynayan hizmetler. Bizim psikososyal destek hizmetleriyle alakalı temel hedefimiz sıfırıncı dakikada sahada olmak. Nitekim gerçekten depremde de arkadaşlarımız hemen depremi takip sahadaydılar. Bizim bakanlığımızın böyle bir öyle bir ağır sorumluluğu daha var. Aslında arkadaşlarımız da depremzede. Biz 48 çalışma arkadaşımızı kaybettik. Hatay yoğunluklu olmak üzere Hatay'da, Adıyaman'da, Maraş'ta 48 çalışma arkadaşımız maalesef hayatını kaybetti. Buna rağmen arkadaşlarımız kendi acılarını bırakıp, kendi yaslarını bir tarafa bırakıp sahaya koştular ve ilk dakikadan itibaren psikososyal destek çalışmalarını yaptılar. Afet bölgesinde 4808 personelle bugüne kadar 1.850.770 afet bölgesi dışında, bundan kasıt şu, depremzede vatandaşlarımız biliyorsunuz çeşitli illere dağıldılar. Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, Doğu'da Batman gibi, Mersin
hemen yakın noktada gibi çok böyle yoğun nüfusun, depremzede nüfusun tahliye olduğu yerlerimiz vardı. Oralarda da depremzede vatandaşlarımızı gittikleri yerlerde destek sağlamak noktasında afet bölgesi dışında da 5.213 personelle 709.964 görüşme sağlamışız. Bunun dışında Alo 183 hattımızı da deprem süresi boyunca bu psikososyal destek ihtiyacı için müracaat hattı olarak kullandık. Alo 144 sosyal yardım hattımızı da hemen depremin akabinde bu aynı yardım tırların bağış, vatandaşın bağışı için sevk ve idare hattı olarak devreye aldık. Dolayısıyla psikososyal destek konusunda toplam 10.036 personelimiz, 2.561.845 psikososyal destek görüşmesi yapmışız. Buradaki stratejimiz şuydu Narin Hanım. Öncelikli olarak gayet tabii ki deprem bölgesi olmak üzere. Sonrasında deprem bölgesinin dışında ama işte ifade ettiğim gibi depremzede vatandaşlarımızın yoğun olarak tahliye edildikleri yerlerde, gittikleri yerlerde, gerek yurtlarda, gerek barınma merkezlerinde, gerek çadır kentlerde, gerek yakınlarının yanına giden ulaşabildiğimiz kim varsa her birine psikososyal destek hizmeti sağladık. Psikososyal destek hizmetini biraz açmak isterim müsaadenizle. Psikososyal destek hizmeti dediğimiz hizmet bütünü kişilerin bir afet ya da acil durumdan sonra bozulan günlük rutinlerinin tekrar eski haline getirilebilmesi için yapılması gereken her türlü hizmet. Barınma hizmetinden, barınma ihtiyacının tespitinden, işte kılık kıyafete, efendim işte bir battaniyenin temininden ayakkabı ihtiyacına kadar. Psikolojik destek, psikolojik ilk yardım desteğine kadar, gıda teminine kadar, sağlık ihtiyacı varsa, tedavi ihtiyacı varsa onun koordinesine kadar psikososyal destek hizmeti dediğimiz hizmet bütünü çok geniş bir alanı kapsıyor. Psikososyal deyince ilk elde sadece psikolojik destek gibi algılanıyor. Halbuki bundan çok çok daha ötesi. O yüzden ilk dakikadan itibaren sahadayız. O yüzden ilk dakikadan itibaren önce vatandaşlarımızın barınma, enkazdan kurtarılma, sonra barınma ihtiyacı, sonra diyelim ısınma, kıyafet, çünkü insanlar enkazın altından çıktılar. Üstlerinde bir pijamayla çıktılar. Hemen onlara o sarf malzemelerini temin, sonra gıda maddelerinin temini, sonra bebekler, çocuklar var, onlara mama, bez, işte diğer sarf ihtiyaçlarının temini, kadınların özel hijyen maddelerinin temini gibi her türlü ihtiyaç ne ise çok hızlı bir biçimde arkadaşlarımız, psikososyal destek ekiplerimiz aynı yardım depolarımızla da doğrudan temas içerisinde bunları temin ettiler ve sağladılar. İkinci bir nokta Narin Hanım, bunu özellikle ifade etmem lazım. Sizler de muhakkak görmüşsünüzdür. 11 ili 13,5 milyon insanı doğrudan etkileyen 52 bine yakın can kaybımızın olduğu çok ağır bir afetin içinden geçiyoruz. Milletimizin hakikaten direncine hayran olmamak mümkün değil. Bu kadar büyük bir afeti geçirip de bu kadar hızla hayata yeniden adapte olmaya çalışan bir toplum herhalde dünyada çok çok azdır. Sonuçları itibariyle ağır bir süreç ve biz bakanlık olarak deprem bölgesinde akut dönemde yaptığımız psikososyal destek çalışmalarının yanında önümüzdeki iki yılı bu travmatik sürecin devam edeceğini varsayarak bütün kurum ve kuruluşlarımızda, paydaş kurumlarımızla, psikososyal destek anlamında paydaş kurumlarımızla, işte kim onlar? Milli Eğitim Bakanlığımız var, Sağlık Bakanlığımız var, Çalışma Bakanlığımız var, İçişleri Bakanlığımız var, Kültür var, Çevre Şehircilik var, Enerji var, hepsi var. Diyanet var, Kızılay var vesaire. Kurum ve kuruluşlarımızla beraber hızlıca organize olup önümüzdeki iki yıl akut dönem devam ediyormuşçasına bir eylem planı hazırladık ve sahaya gönderdik. Şu anda aynı zamanda o eylem planımızı da faaliyete gösterdik. Yani iki yıl süresince sanki deprem yeni olmuşçasına depremzede vatandaşlarımıza, deprem bölgesindeki ihtiyaçlara psikososyal destek hizmeti sağlamaya bakanlığımızın koordinesinde bütün diğer kurum ve kuruluşlarla devam edeceğiz.
Dolayısıyla öncelikle dediğim gibi öncelikli ihtiyaçlardan, işte enkaz kaldırmadan, enkazın altında can kurtarmadan barınma hizmetinin, sonra diğer temel ihtiyaç malzemelerinin, sonra çocukların eğitiminden efendim işte sosyal faaliyet ihtiyaçlarına kadar, sonra kadınların deprem çadır kentlerde, konteyner kentlerde bir takım mesleki ve sosyal faaliyet ihtiyaçlarına kadar İşkur'la beraber yaptığımız projelerle iş atölyeleri açtık mesela. Çocuklar için psikososyal destek çadırları, oyun çadırları, sosyal faaliyet çadırları kurduk. Gibi buna benzer temel günlük hayatın tekrar normale dönmesi için her türlü faaliyeti yaptık. Gayet tabii ki engellilerimiz ve yaşlılarımız bizim için çok önemli bakanlık olarak. Depremi müteakip çok hızlı bir biçimde ve çocuklarımız, gerek çocuk kuruluşlarımızı, gerek engelli yaşlı ve kadın kuruluşlarımızın tamamını, deprem bölgesindekileri tedbiren tahliye ettik. Daha sonra hasar durumuna göre tespit ettiklerimiz hasarsız olan yerlere yeniden sakinlerimizi alıp hasarlı bölgelerdeki sakinlerimizi başkaca illerdeki kuruluşlarımıza yerleştirdik. Bunun dışında deprem bölgesinde çadır ve konteyner kentlerde tespit ettiğimiz ve kurum bakımına, devlet bakımına ihtiyacı olan yaşlılarımızı ve engellilerimizi hızlıca ailesinin yanında normal yaşayan yaşlılarımızı ve engellilerimizi hızlıca kuruluş bakımlarımıza aldık. Onların da gözetimini yapıyoruz. Çocuklarla alakalı zaten çok düzenli bir biçimde deprem süresince hemen akabinde bilgiler paylaştık biliyorsunuz. Gerek bizim çocuklarımızın, kurum bakımındaki çocuklarımızın güvenliğinin temini, gerek refakatsiz çocuklarla alakalı yaptığımız çalışmalar başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza, bütün grup katmanlarla alakalı her türlü çalışmayı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Refakatsiz çocuklar demişken oradan devam etmek isterim Sayın Bakan. Nedir son durum? Hastanelerde şu anda refakatsiz çocuğumuz var mıdır? Hala kimliği belirlenmeyen var mıdır? Refakatsiz çocuğumuz halihazırda var. Kuruluşlarımızda da var. Bizim kayıtlarımıza bugüne kadar giren 1914 çocuğumuz oldu Nalan Hanım. Bunlardan henüz sadece iki tanesinin kimliğini henüz belirleyemedik. Bunu da kimlik belirleme çalışmalarını devam ettiriyoruz. Hastanede tedavisi devam eden çocuklarımız da var bu arada. Ve kurum bakımına aldığımız çocuklarımız da var. Bunları da çok yakın bir biçimde takibini yapıyoruz. Refakatsiz çocuklarımızdan dediğim gibi 1914 kayıt altına alındı. Bunlardan 1823'ünü şükürler olsun ailelerine teslim ettik. 22 çocuğumuz hali hazırda hastanede tedavi süreci devam ediyor. 58 çocuğumuz da bakanlığımızın kuruluşlarında bakımı devam ediyor. İfade ettiğim gibi iki tanesinin sadece kimliğini henüz tespit edemedik. Onları da inşallah tespit ettikten sonra eğer ailelerine ulaşabilirsek ailelerine teslim etmek öncelikli gayet tabii ki hedefimiz, isteğimiz. İkincisi de değilse kuruluş bakımımızda çok güvenle bakımları devam ediyor. Bu çocuklarımızdan önemli bir kısmı, yeri gelmişken onu da ifade edeyim. Önemli bir kısmı henüz yeni doğan ölçeğindeydi. Kaderin tuhaf bir cilvesi tabii. İlk öğrendiğimde çok üzülmüştüm. Ziyaret ettiğimde böyle hakikaten çok etkilemişti. Yavrucaklar erken doğum, işte küvezde hastanedeyken, hastanede oldukları için kurtulan ama anne babalarını kaybetmiş daha yeni doğan bebekler var. Bir kısmının ailelerini bulduk, onları teslim ettik. Bir kısmı hala kuruluşlarımızda devam ediyor. İşte o dönemde hatırlayacaksınız, milletimiz, anneler özellikle annelik içgüdüsüyle henüz emzirme döneminde olan anneler adeta şefkat kalkanına dönüştüler ve süt annelik için çok talepte bulunuldu. Tabii süt annelik bizim kültürümüz ve inancımız açısından çok önemli bir kavram, önemli bir realite. Doğrudan ebeveyn ve çocuk arasında anne baba ilişkisi kuruyor. O yüzden kayıt tutulması, o kayıtların takibi, özenle takibi gerekiyordu. Ve biz de bu anlamda bu yükümlülüğün farkında olan ailelerimize süt annelik noktasında
gerekli düzenlemeyi, gerekli kolaylığı sağladık, yaptık ve sevgili Meryem İlayda Atlas, gazeteci arkadaşımız, siz de tanırsınız. Evet. Çocuklarımızdan birine süt annesi oldu. Dolayısıyla böyle güzel sürprizler, güzel buluşmalar da sağlıyoruz. Deprem tabii çok canımızı yaktı, çok üzüldük, çok ağır bir sürece bizi soktu ama bir taraftan da aslında milletin dayanışma şeyini görmek, ruhunu görmek, birlikteliğini görmek açısından muazzam duygusal anlara da, ki şu anda da olduğu gibi gözlerim doldu, muazzam güzel anlara da şahitlik ettik, evet, ediyoruz. El birliğiyle üstesinden, evet, gelmeye çalışıyoruz bütün ülke ama en çok belki de gönül birliği burada biraz daha öne çıkmış, evet, oldu. Bu süreçte anneler ve çocuklar dedik biraz daha. Anne Çocuk Eğitim Vakfı ile bakanlığınız arasında da bir protokol, evet, imzalanmıştı. Ona da değinmek isterim. İçeriği nedir? Nasıl bir çalışma yürütülecek? Bu protokolü de bizim için biraz açabilir misiniz? Tabii. Şöyle söyleyeyim Narin Hanım. Bizim özellikle çalışma alanlarımızda, temel çalışma alanlarımız, biliyorsunuz, engelli vatandaşlarımız, yaşlı vatandaşlarımız, çocuklarımız, kadın çalışmaları gibi ve genel olarak aile ve toplum çalışmaları gibi temel çalışma alanlarımızda hassasiyetlerimizi takip eden, çalışma alanındaki hedef grupların özelliklerine, hassasiyetlerine dikkat eden her türlü sivil toplum kuruluşumuzla beraber işbirliğine açık olduğumuzu hep ifade ettik. Dolayısıyla bu anlamda gerekli altyapı hizmetlerinin, sosyal hizmetlerin, sosyal faaliyetlerin birlikte yapılması noktasında da kapımızın açık olduğunu, dediğim gibi belli bir takım temel parametrelerimiz gayet tabii var. Çocuklarımız, kadınlarımız ve engelli yaşlılarımızla alakalı. Buna özen gösteren her türlü sivil toplum kuruluşumuza kapılarımızı açıyoruz. Anne Çocuk Eğitim Vakfı ile de bu anlamda çocukların, özellikle deprem bölgesindeki çocukların sosyal ihtiyaçlarının, sosyal faaliyetlerinin karşılanması işte noktasında kuruluşlar kurulması, sosyal çadırların oluşturulması, eğitsel alanların oluşturulması noktasında bir çalışmamız var. Ondan daha önce de mesela Sunan'ın kızları, hı hı, sevgili İpek Kıraç Hanım'la beraber, onun vakfıyla beraber yaptığımız başkaca çalışmalar var. Yine deprem bölgesinde çocuklara dönük. Buna benzer çok farklı dernek ve vakıflarla, sivil toplum gönüllü vatandaşlarımızla, kuruluşlarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bundan da son derece memnunuz. Birçok alanda işte aslında sosyal yardımlar, destekler yapılıyor. Maddi anlamda da çok ciddi destekler, evet, verildi. Özellikle afet kapsamında da. Bu mantığı tam nedir? Nasıl bir yol izleniyor? Neye göre belirleniyor? Tabii afet dönemleri akut dönemler olduğu için o dönemde vatandaşlarımızın özellikle günlük ihtiyaçlarının, hı-hı, günlük ihtiyaçları olan sarf malzemelerinin, yani bu o kadar çeşitli ki Narin Hanım, bir insanın hani eğer yoksa ve ihtiyacınız varsa bir çatal iğneye bile çok büyük bir şeyi vardır, yani bir gereksinim olur. O yoksunluğun nasıl büyük bir şeye dönüştüğünü biz bu afet ve acil durumlarda görüyoruz. Dolayısıyla afet ve acil durumlarda vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçlarının karşılanması ama normal zamanlarda sosyal yardımlarımız ve sosyal desteklerimiz tamamen bireysel değerlendirme ve hane odaklı değerlendirme üzerinden yaptığımız, vatandaşın hanede ekonomik durumu, o hanede yaşayan kişi sayısı, engellilik, yaşlılık, işte küçük çocuk, eğitime ihtiyacı olan çocuk sayısı gibi çeşitli kriterler üzerinden son derece şeffaf ölçülebilir. Biliyorsunuz bizim sosyal yardım ve sosyal ihtiyaç, sosyal hizmetlerimiz İki temel yasaya dayanır. Birincisi 3294 sayılı Sosyal Yardımlar Kanunu, ikincisi de 2828 sayılı Sosyal Hizmet Kanunu. Sosyal Hizmet Kanunu daha çok çocuklarla alakalı. Hem çocukların devlet bakımına alınması hem de ihtiyacı olan çocuklara sosyal ekonomik destek sağlanmasını düzenleyen 3294 sayılı kanunda
Sosyal yardım kanunu, temel kanunumuz. Bu çerçevede, bu kanunların tayin ettiği çerçevede şeffaf, adil bir sistemimiz var. Bütünleşik sosyal yardım sistemimiz. Bu anlamda dünyada da Birleşmiş Milletler kriterleri içerisinde de iyi uygulama örneği seçilmiş ve son derece şeffaf bir sistem. Biraz önce söylediğim gibi müracaatçının hanedeki kişi sayısından engellisine, yaşlısına kadar haneye giren bütün aile fertlerinin toplam ekonomik gelirinin tespitine kadar gayrimenkulü var mı, menkulü var mı, ihtiyaç durumu, buna göre bir sosyal yardım sistematiği oluşturuyoruz ve destekliyoruz ailelerimizi. Geçtiğimiz yıl devreye aldığımız aile destek programında bu kapsamı biraz daha genişlettik. Ne yapmaya çalıştık? Yaptığımız şey şu Nalan. Sosyal yardımları hanelerin sosyoekonomik durumlarını iyileştirici, sadece yoksulluk temelli değil, üretilen sosyal refahın adil dağıtımını önceleyen, sosyal refahtan yeterince pay alamayan kesimlere bu payların dağıtılması, onların da sosyal refaha erişimi noktasında bir destek sağlamış olduk. Dolayısıyla aslında sosyal adalet dediğimiz kavram, sosyal devlet eliyle oluşturulması gerektiği iddia edilen sosyal adaletin tam da gerçekleştirilmesi için yaptığımız programlar. Şimdi sosyal yardımlarımızda, özellikle seçim beyannamemizde de yer aldı biliyorsunuz, sosyal yardımlarımızda yeni bir parametre belirliyoruz. Aslında yeni bir eşik atlıyoruz. O nedir? O da şudur. Bir, koruyucu önleyici sosyal yardım kalkanı oluşturmak. İki, gelir tamamlayıcı aile desteği sağlamak. Bu ne demek? Gelir tamamlayıcı aile desteği dediğimiz şey, belli bir ekonomik düzeyin altına düşen ailelerin desteklenmesi. Bunu yapacağız. Gelir tamamlayıcı aile desteği dediğimiz şey bu. Yani belli bir standardın altına hiçbir ailenin düşmesine izin vermeyeceğiz. O standartta da sadece temel ihtiyaçlar olmayacak. Değil. Aynı zamanda tabii, o sosyal dediğimiz bütün gereksinimler de olacak. Tabii ki. Dolayısıyla onun altına düşen farkı biz takviye etmiş olacağız devlet olarak. Koruyucu önleyicideki muradımız ne? O da şu. Aile destek programımızı çalışırken program içerisinde çok farklı gelir grupları, sosyal ekonomik gruplar, çok gerçekten bilimsel ve çok detaylı bir çalışma yapıyoruz. Orada şöyle bir grup dikkatimizi çekti. Ekonomik düzey itibariyle henüz yoksulluk sınırının altına düşmemiş ama hani çok da yeterli değil. Yani çok sınırda riskli bir grup. Dolayısıyla biz o hali hazırdaki durumunu desteklediğimizde sosyoekonomik düzeyini hemen belli bir noktaya çekmiş olacağız. Dolayısıyla aslında daha az maliyetle ekonomik durumunu, sosyal ekonomik standardını yükseltmiş olacağız vatandaşlarımızın. Ama şimdi desteklemediğinizde, yoksulluk sınırından altına düştüğünde daha büyük bir maliyette daha çok destek olmamız gerekecek ve işte yoksulluk sınırının altına da düşmüş olacak vatandaşlar. Dolayısıyla biz bu gruplar içinde sosyal yardımları yoksulluğu önleyen, yoksulluk sınırının altına düşmeyen vatandaşın sosyoekonomik standardını yükseltmek için bir kaldıraç olarak düşünüyoruz. Sosyal yardımların böyle de bir işlevi olacak. Yani muhalefetin iddiasının tersine, hani diyorlar ya işte yoksullaştırıyorsunuz, ondan sonra kendinize bağımlı kılıyorsunuz, sonra oy devşiriyorsunuz falan. Tam tersi, son derece sistematik, son derece bilimsel, son derece dikkatli verilerle vatandaşımızın yoksullaşmaması, yoksulluk sınırının altına düşme ihtimali olanların desteklenerek onların belli bir standardın üstünde tutulması için sosyal yardımlarımızı özellikle bir dediğim gibi kaldıraç olarak kullanıyoruz. Öbür taraftan da ihtiyaç sahibi her grubu ayrı ayrı tespit edip onların ihtiyaçlarını da zaten 20 yıldır aralıksız karşılıyoruz. Şimdi özellikle bu vatandaşlık maaşı diye ifade ettiğimiz sistemle de bakanlığımız Narin Hanım, kamunun %82 sosyal yardımlarını, %80'in üzerinde 82'ye yakın sosyal yardımlarını biz yapıyoruz. Geriye kalan %18
civarında sosyal yardım ve sosyal destekler de farklı kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılıyor. Şimdi işte o vatandaşlık maaşı uygulamasıyla bu farklı kurum ve kuruluşların da yaptıkları sosyal yardımları bir çatı altında toplayıp tek bir, bütüncül bir biçimde sosyal destek olarak, sosyal yardım olarak vatandaşlarımıza temin etmiş olacağız. Temel mantığı, özetle sorunuzun başına dönersek, vatandaşın ihtiyacını, ihtiyaçlı grupların ihtiyacını karşılayan, sosyoekonomik düzeyi belli bir standartta tutma amacına yönelik olarak o düzeyin altında olan grupların desteklendiği, yoksulluğu önleyici hedefi sağlamak üzere sosyal yardımların bir destek mekanizması olarak kullanılması. Bizim hareket noktamız bu. Burası. Bütün sosyal yardımları birleştireceğiz dediniz. Vatandaşlık maaşı dediğimiz olay bu olacak. Evet. Peki bir hane içerisinde sayısına göre birden fazla kişiye verilebilecek mi, yoksa sadece bir kişi üzerinden mi yürüyecek? Henüz daha tabii çerçevesi hedef gruplara göre detaylandırılmadı. Şu an için onun cevabını vermek için erken olabilir. Yanıltmak istemem hiçbir vatandaşımızı. Ama bugüne kadar uyguladığımız kişi ve hane dengesi ölçeğinde muhakkak aynı izlek devam edecek. Yine seçim beyannamesinde Sayın Cumhurbaşkanı dile getirdiği noktalardan biri de ev hanımlarının aslında yıllardır istenen, beklenen ev hanımlarının, kadınların özellikle talep ettiği noktalardan biriydi. Onlara da emeklilik projesi. Evet. Projenin detayları nedir? Nasıl bir planlama yapılıyor? Nasıl bir yol izlenecektir? Burada da Sayın Bakan. Hakikaten çok heyecan uyandıran programlardan birisi de ev hanımlarının emekliliği meselesi oldu. Çünkü çok bekleniyordu. Narin Hanım, biliyorsunuz AK Parti iktidarları olarak biz 20 yıldır sosyal güvenlik sisteminin dışında bir vatandaşımızın kalmaması için uğraşıyoruz. Nitekim hatırlayın lütfen, 18 yaş altı vatandaşlarımızın sosyal güvenlik hizmetinin, sosyal güvenlik ihtiyacının doğrudan doğruya devlet tarafından karşılanması. Diğerlerinin sigorta kapsamı dışında olanların bireysel emeklilik programlarına son derece cüzi bir takım sigorta primleriyle dahil olmaları gibi düzenlemeleri yaparak aslında çok geniş bir toplum kesimini sosyal güvenlik halkasının içine aldık. Ancak hala daha bunun dışında olan bir grup var. Kim onlar? Ev kadınları. Dolayısıyla ev hanımlarımıza da dedik ki, bireysel emeklilikle sosyal güvenlik şemsiyesinin içerisine girmek isteyen ev hanımlarına primlerinin 1/3'üyle destek olalım. Zaten son derece mütevazı, düşük bireysel emeklilik primlerini öderken biz de teşvik etmek ve kolaylaştırmak açısından devlet olarak ev kadınlarının primlerinin 1/3'ünü biz ödeyeceğiz. Bu ne sağlayacak? Bu şunu sağlayacak. Bir, sosyal güvenlik halkasına dahil olmayan önemli bir grubu sosyal güvenlik şemsiyesinin altına alacağız. İki, ev kadınları son derece önemli bir aslında bir tarafıyla, evet, kendi aileleri için, kendi eşleri, kendi çocukları, kendi haneleri için, ama bunu bir kamusal hizmete dönüştürdüğünüzde son derece önemli bir ekonomik katma değeri olan bir iş yapıyorlar. Dolayısıyla bu katma değeri olan işe kamu otoritesi olarak da bir anlamda omuz vermek istedik ve bu düzenlemeyi yaptık. Şu anda ev hanımlarımızdan son derece güzel geri dönüşler alıyoruz. Hayırlı olsun hepsine. İnşallah hepsine. Hep diyorlar ya, ev hanımların eskilerde daha çok duyduğumuz sözlerden biriydi. O kadar çalışıyorum, ne maaşım var ne emekliliğimde. Evet, şimdi bu olacak. Bu söz tarihi olacak artık. Şimdi onu diyecekler. Şimdi olacak. Evet. O serzenişin olmaması da onlar için keyif verecektir. Yine ev hanımlarıyla beraber gençlere de bir evlilik kredisi. Evet. Faizsiz, 2 yıl geri ödemesiz de Cumhurbaşkanı'nın açıkladı. AK Parti'nin seçim beyannamesinde öne çıkan başlıklardan biriydi. Aileydi. Aile yapısıydı. O aileye doğru ilk adım atarken aslında önemli bir teşvik olacak. Evet. Bunu da biraz bizim için açar mısınız? Gayet tabii ki. Sayın Cumhurbaşkanımızın, AK Parti iktidarlarının aileyle alakalı hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Ailenin korunması, ailenin desteklenmesi, ailenin sorunlarının çözümü, sağlıklı ailelerin inşası noktasında 20 yıldır
maddi manevi yapılması gereken her türlü çalışmayı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Çünkü aile önemli bir kurum Narin Hanım. Yani bizim toplum olarak da Türk toplumunun aileye verdiği önem, hassasiyet ve ailenin bizim toplum yapımızın içerisindeki temel yapı taşlarından birisi olarak ifade ettiği anlam çok kıymetli. O yüzden bir defa bu aile yapısının çözülmeden devam etmesi. İki, varsa problemleri kendi içinde bu problemleri çözme kabiliyetine ulaşmış, çözme birikimi olan aileler inşa etmek. O yüzden biz 20 yıldır aile eğitim programları, aile danışmanlığı hizmetleri, aile destek personelimiz, ASTEP işte biraz önce bahsettiğimiz o sosyal hizmet ve sosyal yardımları artık arz odaklıya dönüştüren, kapı kapı gidip işte ne var, ne sıkıntınız var, ne ihtiyacınız var diyen paradigma değişiminden sonra eksik kalan tarafları da tamamlamak noktasında üzerimize düşeni yapıyoruz. Aile ve Gençlik Bankası, evlilik kredisi bu noktada güncel ihtiyaçlardan bir tanesi. Nedir o? Özellikle gençler aile kurarken henüz daha hayatlarının başında, en güzel zamanında işte bir evlilik, aile kurmak neredeyse bazen karabasana dönüşebiliyor. Niye? Çünkü çocuklar okulu bitirmişler yahut işte diyelim bir iş hayatına atılma aşamasındalar. Onun için uğraşırken bir taraftan da ev kurmaya, aile kurmaya çalışıyorlar. Eğer kendi ailelerinden, ebeveynlerinden bir destek yoksa evliliğin maddi yükünü kaldırmak çocuklar için çok kolay değil gerçekten. Ya da aileler için de eğer belli bir ekonomik şeyleri yoksa, o da bir umutsuzluğa sıkıntıya sebep olabiliyor. Dolayısıyla çocuklar, gençlere evlilik hayatının başında hayatlarının en güzel zamanının en güzel zamanı olarak kalması için ve başkaca sıkıntıları düşünmemeleri ve başkaca gerilimleri yaşamamaları için böyle bir kolaylık sağlıyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi 150 bin lira, 2 yıl görev ödemesiz ve sonra 48 ay vadeyle 0 faiz. Yani aldıkları ana parayı daha sonra 4 yıl içerisinde peyderpey ödeyecekler gençler ve böyle bir katkımız olacak. Aile ve Gençlik Bankası sadece evlilik kredisi temin etmekle değil, daha sonra evlilik süresinde diyelim çocuklarla ilgili bir ihtiyaç, eğitim süreçleri devam ederken bir ihtiyaç varsa oralarda da ailelerimizi cazip ekonomik desteklerle destekleyecek bir mekanizma olacak. Kaynağı nereden geliyor? Karadeniz gazından geliyor ve inşallah şimdi Gabar petrolünden de, yani son derece yerli, son derece kendi öz kaynaklarımızla karşıladığımız bir sistem olacak. Ve geçici bir dönem için olmayacak. Bundan sonra kalıcı olarak devam edecek hizmetlerden biri. Benim için bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz şeyler varsa almak isterim. Son 5 güne gidiyoruz artık. Evet. Osmaniye'de rota belli. Bunu görebiliyoruz dışarıda. Bizde ancak hala kararsız olan seçmenlerimiz varsa eğer, onlara ne söylemek istersiniz? Ailelere, gençlere neler söylemek istersiniz? Son 5 gündeyiz artık. Hala kararsız olan seçmenlerimiz varsa kararlarını Türkiye'den yana kullanmalarını öneririm. Mesele 14 Mayıs 2023 seçimleri Narin Hanım. Sadece bir cumhurbaşkanlığı seçimi, sadece işte parlamentoda birkaç milletvekili daha çok çıkarma yarışı değil. Gerçekten Türkiye yüzyılını inşa etme, Türkiye'nin geleceğini inşa etme zamanı. Kararsız vatandaşlarımız varsa, Türkiye'yi sevdiğini, bu toprakları, Anadolu topraklarını sevdiğini düşündüğünü, bu topraklara bağlılıkta herhangi bir sıkıntı yaşamadığını düşünen vatandaşlarımız varsa, kararlarını verirken, kararlarını oluştururken PKK terör örgütünün elebaşlarının tehditlerini, işte Millet İttifakı kazanmazsa iç savaş çıkarırız diyen elebaşlarını, İşte biz tabii ki Millet İttifakı'nı destekliyoruz, Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz. Çünkü o seçildiğinde Abdullah Öcalan'a özgürlük gelecek, Demirtaş'a özgürlük gelecek diye Yasin Börü'nün katillerini, efendim 40 yıldır
40 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği terör eylemlerinin elebaşlarını açıktan destekleyen, artık hiçbir çekince duymayacak kadar, hiçbir perdeleme yapmayacak kadar açık bir cüretle teröre müzahir olduğunu gösteren tarafların desteklerini nereye verdiklerine bakmalarını öneriyorum. Mevzu Türkiye, mevzu Türkiye'nin geleceği, mevzu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir dönem daha Cumhurbaşkanı seçilmesi değil. Bakın ben hep söylüyorum, açıktan da söylüyorum, burada da söylemekte beis görmüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız 94'ten beri iktidar, 94'ten beri bulunduğu her yerde iktidar. Başbakanlık yaptı, belediye başkanlığı yaptı, cumhurbaşkanlığı yaptı. Bir makamın ona sağlayacağı ekstra hiçbir manevi tatmin yok. Çok net söylüyorum. Hiçbir ekstra manevi tatmin yok. Sadece Türkiye'nin geleceği var. Bu milletin geleceği var. Bakın çocukları konuşuyoruz, engellileri konuşuyoruz, yaşlıları konuşuyoruz. Sosyal yardım ihtiyaçlısı grupları konuşuyoruz. Niye? Çünkü bizim bir iddiamız vardı 2002'de başlarken. Bir sözümüz vardı hatta iddia da değil. Kimsesizlerin kimsesi olmak. 20 senede AK Parti kimsesizlerin kimsesi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız kimsesizlerin kimsesi oldu. Şimdi Türkiye yüzyılında dünyanın merkez ülkelerinden birisi olmak. Türkiye'nin kazanımlarını heba ettirmemek. Muhalefetin bir tek yapıcı vaadini göstersinler. Bütün vaatleri yıkmak üzerine. İHA'nın SİHA'nın adını duymayacaksınız. TCG Anadolu'yu bir daha görmeyeceksiniz. Akkuyu'yu kapatacağız, onu yok edeceğiz, bunu sileceğiz. Her şeyi yıkmak üzerine. Yapmak üzerine tek bir cümle yok. Biz de sadece Türkiye'ye bir gelecek vizyonunu, projeksiyonu gösteriyoruz. Türkiye bence bu yapmak evet, üzere. Bu şartlar altında karar vermek hiç zor olmasa gerek. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Bizim memleketinizde ağırladınız. Bu büyük zevkle. Sıcak ortamda. Çok teşekkür ederim Sayın Bakanım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık bizimle beraberdi seçim özel yayınımızda. Memleketinde Osmaniye'de ağırladı bizi. Seçime artık son 5 gün kaldı diyoruz. 14 Mayıs'ta sandık başına gideceğiz. Türkiye için, Türkiye'nin geleceği için kararımızı vermiş olacağız. Seçim özel yayınımızı TVNET ekranında Osmaniye'den bugün noktalamış oluyoruz.